Senin hakkını da ben artık nasıl öderim bilmiyorum. Ben biliyorum. Nasıl? O kadın gibi kadına bakmak hoşuma gidiyor. Hem de çok hoşuma gidiyor ama... Bak. O kadınlık numaralarını... Ya hiç yapmayacaksın... Ya da... Ya da? Ya da bir şey yapıyorsan... Tam yapacaksın. Ulan neyi tam yapacağım? Evli vaklı adamsın. Beni hafife alma Reşit Efendi. Ben istediğimi alırım. Sen de az dişli tırnaklı değilmişsin yani. Şuna bak bakayım azıcık. Baktım bir şey yok. Ay şu abi üflesine batıyor. Oh iyi geldi üfle durmadan üfle. Oh iyi geldi. Oh. Evet evet ay geçti. Ay sağ olasın ya. Gülizar bunu neden yapıyorsun? Neyi neden yapıyorum? Ha, sen beni iyice avel bellerin. Ne iyi olacak? Bu kadınlık numaralarını. Bana gönlün varsa bunu açık açık söyle. Ama bu kafa akıl küpüdür akıl. Beni öyle parnağında oynatamam Gülizar. Aa. Hiç insan ağasına böyle eder mi? Ha? Ayıp değil mi? İster ağa ol, ister bey. Gönlüm nasıl çekerse öyle ederim ben. Ha. Ya Gülizar, söyle. Beni affetmek için ne istiyorsun? Öl de öleyim, sürün de sürüneyim Gülizar. Bilmiyorum. Bir düşünmem lazım. Ha. Sen de hele de. Ben ne yapmam gerekirse amadeyim. 5 kat fazlasını istiyorum. 5 kat ağır olacak benim kolyemle küpem. Ancak öyle affederim ben seni. Ben onları alana kadar dünyaları verdim. Dünyalar Hacer'in koynunda ama, ha? 5 kat fazlasını istiyorum. Bana verdiğin kıymeti göster. 5 kat fazlasını istiyorum. Bak hele. Gelmeden önce iyice bir yıkan. Yıkanayım mı? He. Teke gibi kokma bana. Gece geleyim mi kız, ha? Ha. Daha istiyorsun yani, ha? Yazık değil mi bu? Burada böyle tek başına kaldı. Bir kolyesi yok. Bir küpesi yok. Takıp takıştırayım, eli versin. yetti gari. Bu küslüğü çok uzattın. Ne kadar uzatacağımı ben biliyorum. Çekil git başımdan. Sen bana bir bak hele. Yoksa başka biri mi? Genç bekar kadınım. Paşa gönlüm kimi çekerse ona bakarım. Sen kiminle aşık attığına iyi belli. Beni kıskandırmak için bu kadar uğraşacağına, kazanmak için uğraşsaydı beni buralarda olmazdın. İnan sabrım kalmadı artık. Ya sen ne haşinmişsin ya? Ya beklemeye tahammülüm kalmadı diyorum sana. Seviyor musun beni? Ah, sevmek ne demek ya? Ölüyorum, ölüyorum. Gel.
Dur be. Yavaş, ağır ol biraz. Aa, doğruyu söyle. Beni çok kıskandın değil mi? Ha? Ben her gece başka başka kadınlara gidince aklın çıktı. Çok kıskandım. Delirdim, gözüm döndü. Seni öyle pamukların içinde görünce. Laf. Bak şimdi, öyle diyorsun ama... Şimdi sen böyle hiç umurunda değilmiş gibi yapıyorsun ya. He. İşte o beni daha da azgınlaştırıyor. Gel kız yanıma. Gel şöyle be. Yetmedi mi be cilveleştiğimiz? Hadi gel. Gel böyle yanıma gel. Ben her gece cilveleşmek istiyorum ama. Her gece erimi koynumda bilmek istiyorum. E tamam. E ben de her gece buraya gelirim işte. Değil mi? Hadi gel, gel uzan kız şuraya. Hadi gel uzan. Beni zabağınla bu yatakta yalnız bırakan adama er der miyim ben? Hı? Nikah basmadan olmaz. Nikah mı? Delirdin mi kız sen? Ben zaten evliyim be. İşte ben de onu diyorum. Karını boşa beni at. Bak, bu senin için son fırsat. Ben senin o kuru karına benzemem. Evlat bile veririm sana. Evlat mı? Ama eline çabuk tutsan iyi edersin. Bak, yaşlanıyorsun. Yakında iş kalmaz sende. Onun için sen şimdi bu konuyu iyice bir düşün. Öyle gel buraya, tamam mı? Hadi iyi geceler. Bana bak hele. Ataşla oynuyorsun kız. Yine ne yapmışım ya? Dün geceden bahsediyorum. Ne olmuş dün gece? Kız sen deli misin? Ha? Elin evli barklı herifiyle ne işin var? Ha? Bana bak. Bir yakalanırsan abo. Büyük rezillik vallahi. Seni bir dakika bile burada tutmazlar. Ya benim evli barklı adamla ne işim olacak ya? Bana bak, benim tepemin tasını attırma soyka. Dün gece Reşit'i senin kapından çıkar gene gördüm. Ya Reşit Efendi'nin benim odamda ne işi olacak? Seni rüya falan görmüş olmayasın. Bak hele yüzüme karşı yalan diyor. Kızım, yavrum. Aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Kokusu çıkmaz mı zannediyorsun bu işin? O iş senin bildiğin gibi değil. Benim niyetim ciddi. Ne demek benim niyetim ciddi? Karısını boşayıp beni alacak. Abo. Vallahi bunlar iyi işler değil kızım bak. Bir rezillik çıkmadan bırak şu işi. Yuva yıkanın yuvası olmaz yavrum. Allah'ın belası. Doymadın değil mi? Yetmedi aldıkların. Halide. Bırak. Önce abim, fabrikam, çiftliğim, yeğenim. Şimdi de kocama mı göz koydun ha? Thank you.
seviyorsun ha? Söylesene. Sevmiyorum desene. Günaydın. Günaydın de bakalım Gülizar ablana. He? Hadi bakalım. Hanimiş annesinin bir tanesi. Hanimiş annesinin Muzaffer Ali'si hanimiş. Dün gece nasıldı düğün? E güzel de herhal ha? İyiydi vallahi anne. Evlendirdik işte Bakze'yi. Ay. Al bakalım. Ya. Al bakalım bir lokma kaymak. Al. Al al al. Oy oy oy. Sağ olasın Gülizar. Al bakalım. Ne güzel iştahın açıldı maşallah. Ama ben dediydim. Arkadaşlar arasında küslük olmaz. İyi oldu. Bak düğüne gidişin değil mi? Gülizar'cığım, menemen çok uzuyormuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz, arzunuz var mıydı? Yok canım, sağ ol. Ben zaten gidiyorum. Geç kaldım. Fabrikada bir sürü iş var. Be. Gül. Hadi bakalım anne, güle güle de. Güle güle de. Güle güle de. Hadi güle güle kızım. Benim o. Gitti mi anne? Gülizar'cığım canım benim. Allah Allah. Bilemedim ben bu neşenin kaynağını ama. Kız gene kendi kendine ne söyleniyor? Seninki diyorum bu sabahına zamanla pek bir keyifli, neşesinden duramıyor yerinde. E ne olmuş? İyi tarafından kopmuştur. Ay. Dün geceki rezaletten sonra pek bir normal gelmedi bu bana yani. Ama ben demedim mi Kemal'le Halid'in arasındaki ateş söndü diye? Böyle. Hakikaten de bu Kemal'in aklı eski yavuklusuna düşmüş olmazsın. Yok canım, olur mu öyle şey? Ay niye olmasın ya? Hem Serap Hanım'ın da bu durumdan keyif aldığı besbelli bir şey yani. Gülizar, gene abuk sabuk konuşmaya başladın kız. Görmedin mi kadının halini ha? Halide Hanım üstüne gidince nasıl buz gibi, kireç gibi kesildi. Boşuna mı attı tokadı? E zoruna gitti besbelli. Ya Halide Hanım resmen Serap Hanım'ı halan seviyor musun diye sordu Kemal'e ya. Serap Hanım da böyle bakmadı mı? Beklemedi mi cevabını? Aman, aman sen her şeyi böyle büyütürsün zaten. Seviyor musun diye sordu ya. Sevmeyen adam yok demez mi? Yok anam, her şey besbelli, apaçık meydanda. Bak, benden söylemesi. Sönmüş yangının içindeki kor hala için için yanmakta. Alev aldı alacak. Serap Hanım, sizi görmek isteyen bir bey var. Odanızda bekliyor. Kimmiş? Adı Kemal'miş efendim. Gece adına özür dilemeye geldim. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sen değilsin. Karım adına özür dilerim. Halde dün gece herkesin içinde bizi zor duruma düşürdü. Bu durumda özür dilemesi gereken Halide. Sen değilsin. Yaptığı büyük rezillikti. Bir namusuma dil uzatmadığı kalmıştı, onu da yaptı. Halide'nin yaptıklarına mazeret değil ama belki öfkesinin sebebini bilirsen onu anlayabilirsin. Neymiş öfkesi?
Bunu cebimde bulmuş. Nedir o? Sana yazdığım bir mektup. Uzun zaman önce yazmıştım tabii. Hatırlamazsın belki. Hatırlayamadım. Hem ne var canım bunda öfkelenecek? Alt tarafı eski bir mektup işte. Öyle. Ama Halide'nin sana dair öfkesi o kadar büyük ki... buna da bir mana yükledi işte. Sen de bir manası olmadığını anlatmışsındır mutlaka. Buraya geldim çünkü... aslında bu mektup sana ait. İstemezsen yırtıp at. Kemal. Sen niye yırtıp atmadın? Vaktiyle sana vermiştim. Hükmüm geçmez ki. Ramazan, ne gerek vardı hesabı ikimizin adını açtırmana? E kurban olduğum, artık sen ben yok. Hayat müşterek, beraberik yani. He? Gel bakalım. Ne yapacağız şimdi biz bu kadar parayla? Harca harca bitmez sanki. Kurban olduğum, doğru diyorum. Artık biz yeni bir aileyiz. İstikbalimizi düşünmemiz gerekiyor. Hazıra daha dayanmaz. Benim aklımda bir iş kurmak var ama... Ne işi kuracaksın? He? Ne işi kuracaksın? Dur onu sonra konuşuruz. Gel bir şeyler al. Dur Ramazan, olmaz. Burası çok pahalıdır. Allah Allah, pahalıysa pahalı. Para senin itin köpeğin kız. Hani istikbalimizi düşünecektik? Paygizem şimdi kurban olduğum seninki laf mı? Yani karımıza iki tane entari almayak mı? Ha? Gel gel. Ya Ramazan. Gel kurban olduğum gel. Merci beaucoup. Buyurun. Ne istemiştiniz? Selamünaleyküm madem ama. Ben hatırladın mı? Ben Halide'nin yeğeniyim. Dezemle hep buraya geliyorduk. Sen geç elbiselere bak. Hadi. Madam, elindeki en güzel entarileri karıma göstermeni istiyorum. Biz alışveriş yapacağız biliyor musun? Bak. Bende para var, tamam? Jumeau. S'il vous plaît. Hadi, hadi. Bu arada ben size Londra'dan yeni gelen kumaşlarımızı göstereyim ha. Hı-hı. Voilà. Oui. 7 yıl özel depolarda dinlendiriliyorlar. Hı? Vallahi güzel. Gizem. Çok güzel olmuş ha.
Rıza. Bekçi Rıza. Bekçi Rıza. Rıza. Açsana lan şu kapıyı. Ne olur ya. Rıza. Hacı Irgaras'ı damlamadı mı bu sabah ya? Yok. Başına bir iş mi geldi açık ya? Ne oldu Hacer Hanım ya? Yüzünden düşen bin parça. Ne olacak? Gene benim herif ortada yok. Ay. Bu para pavyona alıştı desene ya. Diyorlar ki yeni yerler açılmış Adana'da. İstanbullu karılar çalışıyormuş böyle. Tıklım tıklımmış sabaha kadar. Yok. Reşit yapmaz. Giritli'nin orada zıkkımlanmıştır. Ya Hacer, zat zaban kaçı haberin var mı senin? Bu saate meyhane mi kaldı? Hem diyorlar ki karılar otele de gidiyorlarmış. Deme bacım. Ah başıma gelenler. Vallahi ben senin yerinde olsam bir saniye durmam boşar mı o herife? Bekçi Rıza! Rıza! Ulan Bekçi Rıza! Açsanıza da kapıyı! Kimse yok mu? Çıkarın lan beni buradan! Çıkarın lan! Çıkarın! Ulan Rıza! Ben sana sormaz mıyım? Allah belanı versin Bekçe. Bu sıcakta bu depoda mahvettin beni, mahv. Oo. Aman efendim, kimleri görüyorum? Ne yapıyorsun ya Reşit Efendi burada böyle pamukların arasında? Kapıyı sen kapattın değil mi? Hangi kapıyı? Siz şehirde değil miydin? Ne kapısı ya? Bana bak, dalga geçme kız. Alırım façanı aşağı. Kim kimi alır aşağı orası belli olmaz Reşit Efendi. Sen kiminle aşık attığını iyi belli. Beni kıskandırmak için bu kadar uğraşacağına, kazanmak için uğraşsaydın belli buralarda olmazdın. Şu pamukların arasında sabahlayacağına şöyle rahat temiz bir döşekte sabah edirdin değil mi? Koskoca çiftçi başı Reşit. Bir kadının oyuncağı oldun vallahi. Tüh bana. Allah belanı versin senin gibi adamın. Yürü git. Yok mu bir haber? Yok. Başına bir şey mi geldi acaba? Şehre birilerini gönderip baktırsan mı Yasin ağa? Dur hele, biraz daha bekleyelim. Bakarız bir çaresine. Ay bence kesin başına bir şey geldi ya. Artık hangi karının koynunda sabahladıysa o hal. Ah, ah Reşit. Ah. Bu yaştan sonra kendini de rezil edeceksin. Beni de. Ah. Oo, damat bey geldiler. Kolay gelsin çiftlik ailesi. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Gel. Kardeş sağ olasın. Sen de sağ ol. Emme. Hoş geldin kızım. Hoş. El öpenlerin çok olsun. Torunlarını da görmek nasip olur. İnşallah. Gül evde mi? He, içeride. Gülizar haber ver kızım. Gel. Fagizem sen geç, ben Yasinem ile konuşayım. Ramazan ne konuşmuştuk? İyi tamam. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Nasılsın emmi, iyi misin? Tamam. Serap Hanım, Ramazan'la Pakize geldi. Öyle mi? Hı. Çağır hemen gelsinler, bekletme.
buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Ramazan. Hoş gördük. Gülizar, sor bakalım kahvelerini nasıl içerler? Seyyare bacının kahvesini özlemiştir Ramazan. He vallahi özledim. Benimki şekerli olsun ya. Benimki de şekerli olsun. Otursanıza. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ay Zehra abla. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesul etsin. Sağ ol. Bak, 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 bak. Hay maşallah ya. Kocaman olmuş. Ya. Aman da aman teyze senin pehlivan yeğeni. Kız bu aynı senin gibi bakıyor. Yok be kurban olduğum. Baksana bak bak. Bak bak kaşların nasıl çattı bak. Yemin ediyorum var ya aynı Muzaffer dayım ha. Ama bak kirpikleri aynı güllü. Kurban oldum. O kirpiklerin büyük olması bizim sülalenin birinci özelliği zaten. Neden ne ha? Bak Gizem ya biz de bir dene yapak mı? Beraber büyüsün ha. Yasin ağa kurbanın olayım. Şehre gidip bir baktırsan başına bir şey gelmiş olmasın. Rezil herif. Neredesin sen bu saate kadar ha? Aman ne bağırıyorsun be? Geldik işte geldik. Utanmıyorsun değil mi? Beni bunca saat bekletmeye ha? Ben şimdi göstereceğim sana İstanbul karılarıyla sabah ekmeği ha? Ne oluyor be? Ha? Vurma bak. Bakacaksın. Bakacaksın alırım o sopayı. Ne İstanbul karısı be? Bakacaksın vurma bak. Vurma be. Sen vurma. Vurma. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor hanımım. Hacer yanlışlıkla. Bir daha böyle rezalet istemiyorum. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam kovarım ona göre. Bak Gizem biz de gidelim ha. Gidelim Ramazan. Hem öpeyim. İyi düşün. Tamam. Kolay gelsin Gülizar. Ben de fabrikaya gidiyorum. Bırakayım size. Kolay gelsin. Merhaba Kemal. Merhaba. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Dışarıda konuşalım o zaman. Halide dünden beri bende Kemal. Hiç mi merak etmedin onu? Sende olduğunu tahmin ettim. Gözünü pencereden ayırmadan bütün gün seni bekledi. Alt üst olmuş durumda. Ona ben git demedim. Kendi isteğiyle gitti. Gururu olan her kadının yapacağını yaptı o. Senin davranışların onu buna mecbur bıraktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.